Evet arkadaşlar, küçük bir teknik sorun yaşadık. Videomuz dondu. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyordunuz öyle? Ben tam şey yapıyordum, bağırınıyordum. Buralara çarptım böyle elimi kolumu sallayarak. Evet. Kameraya çarptı. Dondu. O da dondu yani. O da hazırmış çarptım. Dünden. Ya bu ay benim de kullandığım kamerayı çarpıyorum. Neyse şu Zeynep. Neyse. Diyorum ki ne diyordum? Yani böyle erkek karakterleri. Evet yani birçok güçlü erkek hikayesi var medyada. Birkaç tane de güçlü kadın hikayesi olsun. Yani bu kadar delirecek bir şey değil ki. Yok, delirecek bir şey değil. Artı yani birçok açıdan tepki çekiyor. Çünkü bir kere kadrosu çok çeşitli bir kadro. Onun dışında ana karakterler genel olarak kadın. İşte kötü karakter kadın. Yani spoiler olmasa herhalde ilk bölümde görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Batwoman var. Ondan sonra diğer ana güçlerden birinin ana karakteri kadın. Batwoman'ın eşcinsel olması var. Bu ayrıca tepki çekilen bir durum. Bilmiyorum. Ben çok keyifle izliyorum. Tabii süper kahraman dizilerinde olan abartı, işte bu niye böyle ki? Bu niye böyle oldu şimdi? Yani niye şöyle yapabilirdi falan durumları dışında bayağı keyifle izlenen bir dizi. Yani ben bilmiyorum. Ben çok keyifle izliyorum arkadaşlar. Öneriyorum da izlemediyseniz. Müzik çok güzel kullanılmış bence. Bu dikkatimi çekmedi. İlginç. Benim özellikle çok dikkatimi çekti müziğin ne kadar güzel kullanıldı. Yani sahnelerde çok güzel kullanılmış. Zaten güzel bir müzik de. Ben en sondaki Batman'e mektuplar kısmını o kadar sevmiyorum. Çok şey geliyor bana. Gossip Girl tarzı geliyor böyle. Ben onu yukarıdan sevdim. Ses. Ben çok, o modernleştirmeyi sevdim. Çok yüzeysel şeyler söylüyor ama. Öyle çok ağımşam şeyler söylemiyor. Yani ama yüzeysel, sonuçta çok derin öyle, bir dizi evet, değil. Çok derin bir dizi değil yani. Öyle hayatın anlamını falan anlamıyoruz. Ama mesela devamlılık adına benim en sevdiğim Batman repliklerinden birini Batwoman farklı bir şekilde söyledi. Çok ilgimi çekti. Batman Begins'de olan bir replik. It's not who you are underneath, it's your actions that define you tarzı bir şey söylüyordu Rachel Batman'e. Yani içinde kim olduğun değil, seni tanımlayan aslında içinde kim olduğun değil, yaptığın hareketlerdir, evet. Yaptığın davranışlardır tarzı bir beni çok etkileyen bir şey, replik gerçekten. Hatta yani hayatıma yön vermesine istediğim bir replik, öyle diyeyim yani. O kadar gerçekten ilke olarak benimsenebilecek bir replik, evet. Bence. Davranışlarını göster, evet. İlkelerini. Batman'ın bunu böyle küçücük bir yerde söyleyip geçti. Ondan sonra evet yani çok keyifle izliyorum arkadaşlar. Ben Zeynep de beğendi. Ben Zeynep'in beğenmeyeceğini düşünüyordum. Ama beğendi. Zeynep zor beğenir çünkü. Yani evet. Dizi akıyor. Dizileri. Hafif. Ben Fringe izliyorum bir yandan tekrar. Fringe'i çok sevmiştim zaten. Hı-hı. Hala da sevmekteyim. Ben bu tür dönemlerde izlediğim şeyleri izlemeyi çok seviyorum nedense tekrar. Nedenini de biliyorum. Çünkü karakterlerin ne yapacağını biliyorsun. Neler konuşulduğunu biliyorsun. Bir yandan o zaten ne olacağını biliyor hissi böyle bir şey yaratıyor. Aşinalık yaratıyor. O aşinalık duygusunu seviyorum. Arkada ses olsun diye açılır ya. Hı-hı. Ben aşinalık olan şeyleri açıyorum arkaya. Mantıklı. İşte huzur arıyoruz garip yerlerde. Böyle dönemlerde. Evet, o şey var ya. O konfor, evet. Dediğimiz olay değil mi? Hani böyle en sevdiğin yemeği yemek gibi. Evet. Vesaire. Parks and Recreation. Tüm sezonları baştan bitirdim geçen ayda. Evet. Ben onu komedilerde yapıyorum genelde. Çünkü esprileri unutmuş oluyorum. Ve bir de tekrar çok hızlı falan. Espri yapıyorlar ya bazen. Hmm. Özellikle Brooklyn Nine-Nine'da. Hepsini yakalayamıyorsun. Evet, hepsini yakalayamıyorsun. İkinci izleyişte biraz daha yakalıyorsun, evet, falan. Güzel oluyor. Komedi demişken Community. Evet, Community. Ben de izlememiştim. Yıllar önce bir şans vermiştim. Bir bölüm, yarım bölüm. Olmadı. Ben bu de sefer oldu. Ben de aynı şekilde başlayıp bırakmıştım. Beğenmemiştim. Bu sefer bana yine tam olmadı açıkçası. Benim şikayetlerim var bu diziyle ilgili. Çok gerçekçi değil tabii. yok öyle şeyler değil. Ben absürt komedileri falan seviyorum ama bazen aşırı derecede saçma senaryolar yaratıyorlar dizide. Yani artık böyle komik de değil yani. Ama belki ilk sezon diye, ben ilk sezonu bitirdim ya da bitirmek üzereyim ya da öyle bir şey yani. Ondan sonra mesela bu Jeff karakterine niye bu kadar dünyanın en yakışıklı adamı gibi davranıyoruz? Çok sıradan bir tip yok mu mesela?
O anlamadığım başka bir konu. Pierce çok itici yani. Şimdi o bu karaktere niye böyle dünyanın en yakışıklı insan gibi davranıyoruz sorunu benim her izlediğim dizide çektiğim bir sorun. Çünkü ben çok sıradan tipleri çekici bulmuyorum. Ben onu her yerde hissediyorum. Artık alıştım. Diyorum ki bu bir senaryo. Ve bu senaryoya göre bu çocuk yakışıklı bulunmuş. Buna inanmak zorundayım. Ama inanamıyorum arkadaşlar. Ya 3 adam 3 ay cime gitti diye niye böyle bütün vücudu... Ben de anlamamıştım niye. Mesela kız çok güzel. Kız çok güzel. Sarışın olan bence. Bence çok güzel. Ama adam çok çirkin. Ben de düşünüyorum ay niye bu kadar... Çirkin de değil de yani hani böyle... Bana öyle geliyor yani. Çok sıradan geliyor. Kız niye buna bu kadar taktı? Ama işte yüzeysel olmamak gerek. Belki huyunu sevmiştir. Ya huyu berbat sevmiyor ya. Neyse. Onun dışında Abed karakteri çok keyifli, eğlenceli gerçekten. Evet. Onun dışında Troy çok abartı tarafları Abed dışında... benim favorim. Evet. Abed zaten diziyi taşıyor bence. Ama yani... Artık izlemeyi biraz bırakmaya başladım çünkü keyif alamıyorum arkadaşlar. Yani çok nadiren iki espriye güleceğim diye böyle yarım saat çekiyormuşum gibi gelmeye başladı. Bilmiyorum ama diğer mesela sezonlar daha iyi oluyor mu? İzleyen varsa söylesin bana. Ben de daha bitirmedim. Yavaş gidiyor. İyileşiyorsa ben de devam edeyim yani. Ofisi izlemeye çalıştım yine ben. Yani Amerikan olan ofisi ben üniversitedeyken yani 10 sene önce izlemiştim, beğenmiştim. Hı hı. Şimdi izliyorum, beğenemiyorum. Şimdi çok garip gelecek. Adamın yaptığı sinir bozucu şeyler sinirimi bozuyor. O biraz İngiliz komedisi 10 sene önce öyle değildim. Sinir bozucu yani. Evet sinir bozucu. Öyle rahatsız edici şeyler yapıyor ki ofiste. Yani görüyorsun sekreterim böyle... kaynar sular dökülüyor falan. Olayı o yani. Ben ona gülemiyorum. Kendimi o kızın yanında yerinde hissediyorum falan böyle. Yani, ama 10 sene önce gülmüştüm. Şimdi öyle bir hale gelmişim ki sinirim bozukluğundan gülemiyorum. O ben de bak İngiliz komedilerinde çok oluyor mesela Keeping Up Appearances. Ben çok seviyorum ama böyle Fault Towers öyle. Yani içimde sinir olmaktan duruma, o kendilerini içine soktukları duruma sinir olmaktan da rahatsız oluyorum bir yandan böyle. Bir yandan eğleniyorum, bir yandan... O, Fawlty Towers'a hala gülebiliyorum ben. Onu da yakında tekrar izledim. O da öyle durumlara giriyorlar ya. O böyle. Öyle. Böyle ama deli oluyorum yani. O çok yani parodik. Yandan. Çok fiziksel bir parodi yani şey. Fawlty Towers. Ama ofiste öyle değil yani. Adam sinir bozucu bir şey yapıyor. Kahkaha efekti yok. Etrafta gülen yok. Sekreterin rahatsız olmuş suratı ve böyle bir hali var. Daha hani hardcore, anlayamıyorsun evet. Şey gibi. Daha modern tabii onlar yani. Sanki böyle bir sorun var da konuşmuyor kimse gibi. Güzel dedin. Bak ben de konuşmadan ofis ortamı yaratmaya çalıştım. Şu kamerada bana zoom yapsaydı tam olacaktı. Onu ilk ofis mi çıkardı arkadaşlar? Ben bilmiyorum ama Parks and Recreation'dan önce. Şey değil mi? Mockumentary. Hı. Belki. Şöyle kameraya bakmalar falan, zoom falan. Evet. Ama açıkçası bu karantinada beni en mutlu eden şey evde spor yapabilmek ve meditasyon yapabilmek. Evet. Evet. Şimdi şöyle. Öncelikle kaynaklarımız olmalı. Meditasyon yaptığım güzel bir uygulama var. Insight Timer adında. Bir daha söyler misiniz adını? Insight Timer. Yazarım şeye. Açıklamalara yazarız. Ücretsiz bir uygulama. Spor videolarımı da hep YouTube'da beğendiklerimi kaydediyorum. Yani şöyle, her gün bir spor yapmaya çalışıyorum. Örneğin bir gün çok yoğun bir yarım saatlik, bir saatlik spor yaptıysam, ertesi gün o kadar yoğun olmayan bir şey yapıyorum. Diyorum ki, bir atalım üçüncü gün moralim bozuk ama yine de kendimi iyi hissetmek istiyorum ama çok da zor bir şey yapamam. Hı-hı. Ona göre de bir videom hazır. Yani her bahaneme göre videom hazır. Çok güzel. 30 dakikalık, 10 dakikalık rezalet bir gün. 5 dakikalık ayakta nefes alma egzersizleri. Yine sporumu yaptım diyorum. Moral bozukluğu yok. Ertesi güne yani bozmamış olarak devam. Her gün spor yapma zorunluluğu da yok. Sadece iyi hissettirdiği için yapıyorum ama bahanelerime göre önceden hazırım. Ya spor yapmanın bence en önemli yanı hazırlıklı olmak zaten. Hı. Planını önceden yapmak. Spor salonuna gidiyorken ben mesela çantamı akşamdan hazırlıyordum ki sabah bahane bulup da bir şekilde... Hı. Bir yarım saatte oradan kaybetmeyeyim ya da vazgeçmeyeyim falan diye. Bayağı da faydasını gördüm yani. Yoksa gitmeyeceğim bayağı gün vardı. Evet. Ev bazı insanlar için daha zor arkadaşlar. Ama bir arkadaşımız sormuş ev spor fikirleri diye. Ben kesinlikle evde en efektif şekilde spor yapabileceğinize inanıyorum. Kendim de yapıyorum.
Hatta biz arkadaşlarımla bir grup kurduk. Bunu belgeliyoruz da. Zaman zaman belgelemek mi? Ölçüyoruz yani. Ölçüm alıyoruz vesaire. Bizim amacımız kas kazanmak olduğu için tabii ölçü alarak yapabiliyoruz onu ancak. Ve gerçekten de kas kazanmaya devam ediyoruz. O yüzden hani evde işte halter barı yok, barbel yok vesaire, işte kablo makinesi yok. Ne deniyor onu ben bilmiyorum. Cable machine'e Türkçesine işte yani. Türkiye'de kullanmadım ki, hiç bileyim. Neyse, makineler yok diye kendinizi harap etmeyin arkadaşlar. Birkaç ağırlık bulabilirseniz bir sırt çantasıyla bile en iyi egzersizi yapabilirsiniz. Ki bilim de bunu destekliyor, onu da söylemek isterim. Birçok insan kas kazanmak için özellikle ya da kas kaybetmemek için, amacınız neyse artık ikisi de mümkün. Şey düşünüyor, ya ben çok ağır kaldırmalıyım ki kas kazanmaya devam edebileyim ya da kaslarımı kaybetmeyeyim. Bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bilimin söylediğini ben size söyleyeyim. One Rep Max diye bir şey vardır. Ağırlık kaldırmayla uğraşanlarınız varsa, weightliftingle uğraşanlarınız varsa biliyordur. Bu bir tek bir harekette, yani bir kere yapacağınız bir harekette, mesela deadlift yapıyorsanız deadlift olsun, yerden bir defada kaldırabileceğiniz en yüksek ağırlık anlamına geliyor. Şimdi diyelim birinin One Rep Max'i 80 kilo diyelim. Deadlift'i. Ondan sonra ya da 100 kilo diyelim, daha kolay olsun. Bu insan kas kazanmaya devam edebilmek için bunun %20'si ila %30'unu kaldırması yetiyor. Sadece birazcık poz eklemeniz, işte biraz daha tempolu yapmanız, ondan sonra daha fazla repetition yapmanız, yani daha fazla bu hareketi yapmanız gerekiyor. Ama yine de kas kazanmaya devam ediyorsunuz. Çünkü kaslarınız sizin ne kadar kaldırdığınızı bilmiyor arkadaşlar. Kas sizin sadece ne kadar yorulduğunu biliyor. Ve bir kası yormanın birçok yolu var. İşte tempo rep'ler yapabilirsiniz daha yavaş yaparak yani. Ondan sonra tempo rep ne demek? Tempo rep mesela hani bir rep mesela işte bicep curl yapıyorsunuz. Pardon, şöyle göstereyim. Böyledir. Hani diyelim şöyle kaldırıp şöyle yapıyorsunuz ama tempo rep daha yavaştır. Özellikle eccentric'te, yani aşağı giderken daha yavaş yaparsın. Bence fazla detaya girdik gibi bir hissim var. Ben kayboldum. Hayır, tamamen. Hayır, tamam. Sen dinleyen insanlar acaba sporcu mu? Hiç spor yapmayan insanlar mı? Evet, fazla detaya girmiş olabilir. Hani dediklerinden çok yararlanan insan olabilir ama ben yarısını anlamadım. Tamam. Neyse, yani zorlaştırabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Her şey mümkün evde. Evet, hemen hemen her şey mümkün evde. Yani kas kaybetmek istemiyorsanız birkaç ağırlık bularak ya da kitaplarınızı bir sırt çantasına doldurarak bayağı bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Varyasyonlara bakın yani. Varyasyonlara bakın. Yaptığınız hareketlerin evde yapılabilir. Özellikle de mesela bacak hareketi ise tek bacak çalıştıran versiyonuna bakın. Onlar çok daha zor oluyor. Çok daha az ağırlık gerektiriyor. Çoğu zaman vücut ağırlığı bile yeterli oluyor. Bunu söylemek isterim. Bence verebileceğin en güzel ipucu buydu zaten. Evde her şeyin mümkün, birçok şeyin mümkün olabileceği, çantayla falan yük kaldırabilmek. Çünkü Türkiye'de nasıl şu an bilmiyorum da. Burada dumbbell'ler bitti yani, direkt evet, satın yok, alamıyoruz. Yani yok. Hazır elinizde vardır belki. Su şişeleriyle yapabilmek. Evet, yani doldurabilirsiniz. Biz şey yapmıştık geçen sene, ben ailem ziyarete gittiğimde orada hiçbir ekipmanım yoktu. Kum torbası yaptık kendimiz. O çakıl taşları hazır bahçe için satılanlardan aldık ama belki bahçenizde falan taş varsa, yumuşak taş var, yuvarlak taş. Onunla da yapabilirim, yumuşak taş. Yuvarlak taş varsa yapabilirsiniz. Ben kapı sallıyorum. Belki spor şeyidir diye. Yani o çantayı taşla doldurarak işte 35 kiloya kadar bir ağırlık yapmayı başardık. Mesela o, ben küçük küçük parçalarla doldurdum onu. Öyle olunca istediğin kiloda ayarlayabiliyordum. Değişik egzersizler yapabiliyordum. Yani öyle bir şey de yapabilirsiniz. Kum torbası yapma şeyine bakın. Videolarına bakın. Hı hı. Belki de sporla ilgili en önemli şey motivasyon ve disiplin üçgeni. Çatışması, sen bu konuyu çok seviyorsun biliyorum. Ben motivasyonum yok diye yapmayan bir insanım. Çünkü öz disiplinim spor için çok yüksek değil. Birçok şey için çok yüksek ama spor yorucu bir şey. O nedenle o kadar yorulmadan önce daha sonrasında hissedeceğim iyi şeyleri hatırlamakta zorlanıyorum. Bu aralar zorlanmıyorum çünkü hayatımızda başka çok bir şey kalmadığı için. Normalde ben onu, yani ben yine motivasyon yoluyla gidiyorum. Kendimi sonraki güzel duygularla motive ediyorum.
spor yapınca böyle iyi hissedeceksin diyerek motive ediyorum. Hı-hı. Spor yapıp iyi hissetmediğim hiç olmadı. Yani abartısız hiç olmadı. Mümkün değil zaten. Çünkü yaptığın spora da bağlı olarak bir endorfin salımı yaşanıyor. Hı-hı. Beynin endorfin salmasına engel olamazsın yani. Onu durdurabileceğin bir şey yok. İstersen somurtarak yak sporunu. O kalp atışın yükseldiğinde olacak yani. Evet. O yüzden sen disiplin konusunda ne düşünüyorsun? Ben başlangıçta bence kendini motive etmek önemli. Ama bir yerden sonra disiplin kazanmak zorundayız. Her şeyde olduğu gibi diye düşünüyorum. Motivasyon peşinde koşmayı bırakmak gerekiyor bir yerden sonra arkadaşlar. Çünkü çoğu zaman motivasyonunuz olmayacak. Bu bir gerçek yani. Düzenli olarak yaptığınız, disiplin kazandığınız çoğu şey için geçerli bu. Aklıma bir şey geldi. Belki de bu sporu yaparsam iyi olacağım diye kendimi motive etmem bir disiplin hareketi belki de. Çünkü bak bunu yaparsam böyle olacak. O nedenle bunu yapmalıyım diyorum kendime. Yani yapmak evet, zorundayım demem gerekmiyor. Başlangıçta zaten hani disiplini zırt diye kazanamıyorsun. Yani bir şekilde onu alışkanlık haline getirmen gerekiyor. Alışkanlık haline geldiği zaman zaten kolaylaşıyor her şey. Evet yani. Yani o yüzden hani disiplin kazanma konusunda mesela insanlara sorulduğunda hep şey derler yani. Sadece yapacaksın. Yani çünkü gerçekten bunun bir formülü falan yok. Kalkıp yapacaksın yani. Ne konuda disiplin kazanmak istiyorsanız bu böyle yani. Zor yani herkes için her zaman kolay olan bir şey değil. Bu keşke kolay olsa. Gerçekten. Ben hala motivasyondan yararlandığımı düşünüyorum. Motivasyonum olmadığında yapamıyorum. Yapamayınca da kendimden nefret etmiyorum. O güzel bir denge bence. Böylelikle ertesi gün yapabiliyorum tekrar. Evet, tabii. Vay ben yapamıyorum artık spor yani, diye evet, vazgeçeceğime her şeyden. Bu şeydir zaten arkadaşlar. Spor için derler bunu genelde. Bu bir maratondur derler. Yani sprint değildir. Yani hızlı koşu değildir. Maratondur derler. Yani bu uzun vadeli bir şey. 3 günde sonuç görmezsiniz. 3 ayda sonuç görmezsiniz. Ama hafif hafif sonuçlar artar ve bu bakım gibi düşünmek lazım aslında. Spor kişisel bakım gibi düşünmek lazım. Sizin vücudunuz daha sağlıklı tutar. Yani ben spora başladığımdan beri kaç şikayetim ortadan kalktı size anlatsam inanmazsınız yani o derece. Benim de. Sakatlanmalar dahil olmak üzere sakatlanmalarımı iyileştiriyor spor yani. Faydalı oluyor sakatlanmalar. Ne zaman bir hafta spor yapamayayım ağrılarım geri gelmeye başlıyor mesela. Bilgisayarda çalışan insanlarız tüm gün evet, her gün. Özellikle. O nedenle bayağı yani güçlendiriyor her şeyi. Evet kesinlikle. Yani başlayın arkadaşlar zor bir şey değil. Başlamak korkutucu olabilir. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ama şu an en iyi dönem başlamak için evde zaten oturuyoruz hepimiz yani. Bir şey yaptığımız yok. Tamam biraz havalar ısınıyor ama. Açın karşınıza bir tane fan. Başlayın. Zaten şey var. Güzel bir tarafı var. Özellikle ağırlık kaldırmanın yani strength spor yapmayı düşünüyorsanız. Newbie Gains diye bir şey var arkadaşlar. Yeni başlayanlar çok daha hızlı kas kazanıyor. Ve kalorinizi artırmadan da yani kilo vererek aynı zamanda kas kazanabiliyorsunuz. Bu yeni başlayanlarda en çok görülen bir şey. Yani o kadar gerçekten avantajlı ve İlginç ve iyi hissedeceksiniz. Ve ömür boyu faydasını göreceksiniz. Ben başladığım zaman şeyi düşünüyordum ya. Ben dedim artık yani 30 küsur yaşındayım. Yürüyorum. Bacaklarım ağrıyor. Yürüyemiyorum bir yerden sonra. Yani 1-2 kilometreden sonra. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Ben yaşlanınca ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Değiştin. Yani onu da düşünmek lazım arkadaşlar. Yaşlanınca yerimizden kalkmak hepimiz için gerekli olacak bir şey yani. Öyle. Sizi kötü hissettirmek için demiyorum ama yani. Ufak tefek başlayın. Belki hoşunuza gider. Keyif alırsınız. Benim en sevdiğim site Fitness Blender. Kullanmak için sen önermiştin bana. Fitness Blender'da örneğin kaç dakikalık bir spor videosu istediğinizi, nerenizi çalıştırmak istediğinizi, hangi ekipmanınız olduğunu yazabiliyorsunuz. Ücretsiz. Zorluk kısmını da yazabiliyorsunuz. Ücretli kısmı da var ama hiç kullanmak gerekmiyor. Ben ücretsiz mi? Şimdi ben kendi videolarımı kendim seçip planımı yapıyorum haftalık. Hı hı. Ama orada onlar sana plan yapsın istiyorsan ya da zaten var olan herkesin bildiği çalışma planlarını kullanmak istiyorsan Insanity gibi, işte hı hı. P90 gibi onlar ücretli oluyor. Ama onlar var mı orada?
Yok, onlar Beachbody. Onlar gibi. Ha. Onlar gibi ha. Bir amaca yönelik plan yaptıklarında. Ama yani yüzlerce bedava video var ve YouTube'a gidiyor linkler zaten. Ben hiç kullanmadım da ben çok duydum fitness planının metini. Bayağı iyi benim için. Hatta şey yani yarım saatlik workout videoları bulmak çok kolay ve warm up ve cool down da içine eklemişler. İzleyip o ne yapıyorsa onu yapıyorsun. Başka hiçbir yapman ya. Gereken bir şey yok. Bu güzel bir duygu. Bir yerden sonra eğlenceli de olmaya başlıyor zaten. Özellikle ağırlık sporu gerçekten ben sevmeyen insan böyle milyonda bir falan yani çıkıyor gerçekten. Ben hoşlanmadım yaptım ben falan. Ben yoga da yapıyorum bir yandan. İşte bir gün kardiyo ve HIIT çalışınca, HIIT'in Türkçesi var mı bilmiyorum artık. Ne, HIIT deniyor galiba. Ertesi gün yoga yapıyorum örneğin. Çünkü şey esneme hareketleri evet. Falan güzel geliyor. Yoga da güzel bir stretch. Böyle arkadaşlar. Hı? Yani yapmayı düşünürseniz önemlidir, güzeldir. Öneririz. Amaç da önemli. Mesela ruh sağlığı için, dinginlik için yapıyorsan ne kadar yapmalısın ya da yani şöyle ben bir şey yapmaya karar verince kafamda iki kadar yapamayınca üzülebiliyorum. Hı-hı. Örneğin evet. Vay ben işte hızlı onu koşamıyorum, vay şunu yapamıyorum. Ama amacın ne? Kilo vermek evet. Mi, kas yapmak mı, sırf mutluluk için mi? Onu güzel söyle Zeynep. Çünkü arkadaşlar bu ya hep ya hiç mentalitesi çok zararlı bir mentalite. Mükemmeliyetçilik de çok zararlı bir mentalite. Herhangi bir yeni başlanan hobide de bu geçerli bence. Hep söylüyorum ben bunu. Müzik konusunda da yeni başlayanlara da hep söylemeye çalışıyorum. Bu mükemmeliyetçilik veya ya hep ya hiç mentalitesinden işte go big or go home sporda çok mesela olan mentalite. Bunlara aldanmayın lütfen. Yapabildiğiniz spor her zaman hiçbir spordan daha önemlidir. Çok daha faydalıdır. Yani yani rekor kırmanız gerekmiyor. Kendinizi geliştirmeniz amaçlı yapın sporu. Yani ben kendimi gidip benimle aynı zamanda aynı sürede spor yapmış bir insanla karşılaştırmıyorum. Biz aynı insan değiliz. Karşılaştırmamak çok önemli. Evet yani bu kendinizle ilgili hedefler koyun. Mesela ben aşırı güçlü bir insan değilim. Ama ilk halimden çok daha güçlüyüm. Bu beni mutlu ediyor mesela. Anladınız mı? Hmm. Böyle şeylere odaklanmak lazım. Kendimizi kabul etmek önemli. Yoga evet. Bence bunda çok yardımcı oluyor. Çünkü yoga öğretmenleri hep der ki bak bu hareket böyle yapılıyor ama bugün çok esnek hissetmiyorsan böyle yap diyor. Evet. Hatta hiç bunu yapmak istemiyorsan yat başka bir hareket yap. Vücudun senden ne istiyorsa o hareketi yap diyor. Evet. Böylelikle kendini kabul etme, kendini sevme duygun otomatikleşiyor biraz. Çünkü evet. Bunu yapmak zorunda değilim diyorsun. Evet. Oraya geliyorsun zaten zamanla. Ben bir anket okumuştum. Kadınlarda yapılmış. Kadınlara yönelik bir strength training diyeceğim. Gerçekten Türkçesini bilmediğim için. Strength Training dergisinde yapılmış bir ankette. Kadınların 500'ü aşkın kadında sanıyorum katılmış ankete. %98'i mi? Öyle bir şey arkadaşlar. 95'in üzerindeydi bundan eminim. Strength Training'e başladıktan sonra kendime bakışım pozitif olarak değişti demiş. Bu ne kadar büyük bir şey. Biz özellikle kadınlar olarak kendimize negatif, özellikle fiziksel olarak kendimize negatif bakmaya çok koşullandırılıyoruz genel olarak. Evet, medya temsili. Bizi, çünkü reklamlar falan genelde bizi hedefliyor. Ama bu o kadar önemli bir şey ki yani ruh sağlığı için ben bu sporu yapan o kadar çok insan tanıyorum ki sadece ruh sağlığı için. Ben öyle başladım. Öyle. Ben gerçekten. Kilo, yani doğru düzgün kilo almayan bir insanım yani ben tamamen ruh sağlığı için aletli evet. Jimnastiğe başladım. Evet. Yani tabii bunu bir ilaç gibi bağımlısı olup onunla tamamen değiştirmek de iyi bir şey değil ama İnanın yani fitness... Bağımlısı oldum. Hayır yani bağımlısı salonum. Olacaksınız bir şeyin gene biraz fitness olsanız o kadar da kötü değil yani. Hani kötü yanları var tabii çok abartınca da. Hayır kendini hiçbir yerde bulmayacaksın yani aslında. Anladın mı? Anlamadım. Yani bütün varlığını, hayatın anlamını bir şeye bir şeye yüklemeyeceksin. Bağlamayacak. Evet. Her şeyden, her çiçekten bal alacaksın. Yani bir spor salonundan bal alacaksın. Evet. Bir meditasyondan bal alacaksın. Böyle şeyler. Evet doğru söylüyor ama Zeynep. Özellikle yani hayatta ben bunlara çapa diyorum. Benim çapalarım var. Biri spor mesela, biri müzik. Bunlar beni kötü hissettiğimde ya da hayatta başka bir şey yapmak istemediğimde ya da hayatımda çok eğlenceli, güzel bir şey olmadığında ben de seninle eğleniyorum. Beni evet. Bunlar
günümü güzelleştiren şeyler olarak görüyorum bu çapaları. Mestan sen duyma bunları. Mestan üçüncü çapam olur. Böyle arkadaşlar, yani tek bir şeye de deli gibi odaklanmadan her şeyi tadında, atalarımızın dediği gibi her şey tadında güzel. Bu video da tadında güzel bence diyerek burada sonlandıralım tatlı tatlı. Ya bu videoyu büyük ihtimal iki bölüm halinde yayınlayabiliriz. Çünkü Zeynep kamerayı elledi biliyorsunuz. Zeynep kamerayı ellediği için arkadaşlar ve çok uzun olacak zaten. İkisini birleştirirsek bir saate yakın olacak. İki video diye koyalım. İki şeyiniz olsun. Birini bir akşam yemeğiyle izleyin, birini bir akşam yemeğiyle. Öyle olabilir yani. Zırt diye biter ama ben yazarım onun açıklamasına. Bir şey olmaz, siz anlayışlı olursunuz bize. Hiç enerjimiz yok. Çok üzgünüz. Rendering yapamayacağız. Arkadaşlar render çok uzun sürüyor. Ben bilgisayarıma kıyamıyorum şu an yani, öyle söyleyeyim. Aşırı derece uzun sürüyor benim sonuna. Şu an bu oda zaten o kadar sıcak ki ben ne zaman kaçacağız diye bekliyorum. Her ne kadar evet, keyifli olsa gerçekten da video yapmak. Yani böyle arkadaşlar. Spor konusunda da diyeceğimiz böyledir değil mi? Başka spor şey konusunda evet. Spor uzmanımız Zeynep Hanım son bir şey diyecek. Spor uzmanı değil ama bir kişisel gelişim uzmanı olabilirim bu dönemin sonunda. Dalgalanan ruh hallerim ve hepsiyle baş etmekle geçiyor birçok zamanım. Öğrendiğim şeyleri paylaşmak isterim. Böyle yani. Evet. Meditasyon kesinlikle öneriyorum. Meditasyon da gerçekten güzel. Meditasyon bana çok iyi geliyor. Ama ben meditasyon yapamam diyen insan türü var. Evet. Bu insan türlerinin çoğu gerçek meditasyonu nasıl bilmiyor. Hiçbir şey düşünmemeniz gerektiğini sanabiliyorsunuz. Bu yanlış bir düşünce. Önemli olan meditasyon uzmanımızın konumundan alıyoruz. Dikkatini nefesine, merkezine geri getirebilmek ve zamanla kolaylaşacak bu. Hiçbir şey düşünmeyeceksin diye bir şey yok. Uzmandan al haberi arkadaşlar. O nedenle arkadaşlar, yani öyle değil de hani bir şey yapın yani. Bir doğru araştırıp bakın nasıl yapılır. Ondan sonra hala yapamıyorsanız tabii. Ya bir yani de evet, zaten genel olarak ben yapamam, ben edemem muhabbetini bırakın arkadaşlar. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz yaparsınız. Bir de şey var. Ben böyle Ron Swanson yumurta bile yani. Yumurta bile kıramıyorum ben diyen tip var ya bir de. Kırarsın. Ben arkadaşlar. Nasıl kıramazsın ya? Beni başlatmayın ya. Beni görseydiniz eskiden yumurta kırma falan. Yani lütfen. Yani öğrenirsiniz arkadaşlar. Her şey öğrenilir hayatta. Bunu söylemiştim. Ben de böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ben o yapamam, zaman, edemem. Cilik o yok. Zaman. Yaparımcılık var. O zaman. O zaman. Hoşça kalın demek istiyorum. Bu bir el sallama değil. Bu elim ters elim. Hoşça kal. Sen kameraya yumruk at, öyle bitsin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.